Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bolu'daki Migros'tayım şu anda. Şahane miriler gelmiş. Dikenler, taşları gelmiş arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Fiyatına da inanamayacaksınız. 139 lira, 140 lira. Ben yazbaşı gibi almıştım. Aynı bu cinsten, bu renkten. 150 liraya fiyatı çok uygun. Boyutları da gayet büyük arkadaşlar. Şöyle bakalım başka ne çiçekler var. Hibiskuslar var burada. Üzerinde çiçekleri yok. Fiyatı bayağı yüksek, 300 lira. Ama bayağı da büyük saksılar ve çiçekler. Şöyle 170 liraya tespih çiçeği var. Askılı bir saksı da. Şurada yine kaktüs ve sukulentler, boyalı kaktüsler 50 lira, onların fiyatları da. Semperler var, sukulent türleri, onların fiyatı da 30 lira arkadaşlar. Avortia türleri ve burada mini kalanşolar var. Beyaz ve kırmızısı var. Beyaz ve genelde renkleri. Onların fiyatı da 30 lira arkadaşlar. Tekrar balkonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Çiçeklerin tekrardan yerlerini değiştirdim. Yer değişikliği yaptım. Kohleralarımı çok az güneş gördüğü için cam önüne aldım tekrar. Biraz kuruyan çiçeklerini temizledim. Ama gayet güzeller. Yanına böyle iyice artık saksına alıştığını düşündüğüm çilli begonyamı koydum. O da çiçek açmaya devam ediyor. Şuradaki cam güzelimi budadım arkadaşlar. Çok büyük, devasa bir boyut olmuştu artık. Boyuta ulaşmıştı. Onu da budadım. Bir cam şişeye ısladım. Budadığım çelikleri inşallah isteyen arkadaşlar olursa onlara veririm. Olmazsa da tekrar ayrı bir saksıya dikerim. Köklendikten sonra bu tür cam güzeli, yani klasik türler çok kolay bir şekilde kökleniyor. Bakımı da çok kolay. Nazsız niyazsız bir çiçek arkadaşlar. Her evde bulunması gerekir. Yaprak güzellerim. Barış çiçeğim. Çiçeklerini açmaya devam ediyor. Ahtapot çiçeğimle ikisini böyle gölgeye koydum. Çok fazla dedim güneş almasınlar. Yılbaşı çiçeğimi biraz gün yüzüne çıkarmak istedim. Çok az da olsa güneş alsın diye. Yanında Binkam, mor telgrafım, pembe telgrafım yan yana. Kılıç çiçeğim arka tarafta. Bu petunyayı budadım arkadaşlar. Yaprakları çok kötü oldu. Bitlendi, böceklendi. Bakalım artık olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Kalan şolarım. Ön tarafta ceylan gözlerim. Şurada hibiskusum tohumlanmıştı. Bilmiyorum, inşallah içi doludur. Tohum kapsülünün tohumlarla doludur. Sardunyalarım. Maşallah çok sağlıklı, çok güzel görünüyorlar ama çiçekleri yok hala. Havalar serinledi, artık çiçeklenir diye düşünüyorum yavaş yavaş. Bakar mısınız ne kadar güzel parlak parlak görünüyor yaprakları. Damat mendiliyle buz çiçeği. Buradaki sardunyama çok böyle yer vermedi. Onu bastırdı. Onları oradan almam gerekiyor. Şeker begonyam katlı. Şeker begonyam çok tatlı arkadaşlar. Nazsız, bakımı kolay çiçeklerden. Bu begonyalarda tek katları biliyorsunuz, her rengi var bahçemde de. Burada katlı yumrulu begonyam. Sarı, o da yavaş yavaş böyle tekrar çiçeklenmeye hazırlanıyor. Testere dişli aloe veram.
Tekrar hepsinin yerlerinde değişiklik yaptım. Dediğim gibi balkonumu yıkadım, temizledim. 2 gün ellemediğinizde hep çiçek yaprakları, solmuş çiçekler yerlerde. Uyku yoncam, şurada tesbihim. Maşallah yerini sevdi, çok güzel oldu. Mavişim hala bir aydan fazla bir süredir hala açmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama birkaç tane tohum kesesini açtım. İçinde tohum oluşturmamış. Neden oluşturmamış diye düşündüm. Herhalde arkadaşlar kapalı balkonda olduğu için tozlaşma olmadı sanırım. Bilmiyorum bundan sonrakilerde olur mu tohum, bakacağım ama artık tohum gönderirim dedim ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Şöyle ama çok güzel, muhteşem. Yine bu da nasıl çiçeklerden arkadaşlar. Yerini, konumunu sevdikten sonra, bol bol da suyunu verdikten sonra gayet güzel çiçekleniyor. Şurada ipek çiçeklerim. Onlar da açmaya devam ediyorlar. Bir sürü yere de çoğalttım arkadaşlar. İpek çiçeğini biliyorsunuz, ipek çiçeği çelikten çok hızlı çoğalan çiçeklerden. Bakın limon ağacının dibine dikmiştim. Ne kadar hızlı büyüdüler. Çiçek bile açmaya devam ediyorlar. Renkler muhteşem. Sabahtan akşama kadar böyle güneş gören bir yere aldığınız zaman başka bir şey istemiyor ipek çiçekleri. Küpelerim de tek tük tek tük artık açmaya başladılar. Dinlenme döneminden çıktılar. Bakın. Pıtır pıtır tomurcuk ve çiçeğe durdular maşallah. Bu tek katlı bir küpe. Çok hoş, çok zarif görünüyor. Bunu Teddy'den almıştım. Bunu da pazardan almıştım. Bakın bu da uçlarından filizlenmeye, filiz vermeye, tomurcuk vermeye başladı artık. Şöyle bir taraftan da çiçek açıyor. Bayağı yaprakları döküldü. O çok sıcakların olduğu zaman da. Ama şimdi artık yavaş yavaş toparlıyor. Şöyle sukulentlerimi de göstereyim sizlere. Biraz güneş vuruyor ama ne kadarını görüyorsunuz bilmiyorum. Raftaki sukulentlerim maşallah coştular. Sabah ve akşam güneşi alıyorlar bu balkonda. Hallerinden de gayet memnunlar. Buriton maşallah küçücük saksısında uzadıkça uzadı. Bunlar da diğer küpelerim. Onlar da tomurcuklanmaya başladılar artık. Şuradaki küpe çiçeğim tamamen yaprakları kurudu arkadaşlar. Kuruyacak diye korktum ama sonradan böyle filiz vermeye başladı. Bu güzeller de yavaş yavaş tomurcuklanıyorlar. Diğer sukulentlerim. Bu güzelim yaz gireli belki bu yanılmıyorsam 3. tur çiçeği. Durup durup çiçeklerini açıyor maşallah. Şöyle aşağı tarafa geçelim. Kaktüslerim, tavşan kulaklarım, kaynana topuzlarım, diğer kaktüslerim. Birkaç defa kaynana topuzu çiçek açtı. Onları yakalayamadım ama hala tomurcuk var üzerinde. Çok sıcak bu balkon. Kalan şuları kapalı balkondan buraya aldım arkadaşlar.
kalan şeyler kapalı ortamı hiç sevmiyor. Çok aşırı böceklenme oluyor. O yüzden ben de buraya aldım. Bakalım, inşallah böcekleri ölmeye başladı zaten ilaçladıktan sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bolu'dan sevgiler, selamlar hepinize.